ortaya koyduğu performansla toplumda tanındı, sevildi ve sonrasında Deniz Baykal'ın ardından da CHP'de genel başkanlığa geldi. Özgür Özel de grup başkan vekili olarak mecliste etkili bir performans gösterdi. Pek çok tartışmada öne çıkan, grup başkan vekili olarak öne çıkan isimdi. Hazır cevaplılığıyla dikkat çeken Özgür Özel'in pek çok tartışma arasında öne çıkan bir tartışması var. O da Hulusi Akar'la girdiği tartışma. Hulusi Akar, eski Genelkurmay Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmalarında milletvekilleriyle kurduğu dil, onlara karşı kullandığı üslup, dili milletvekillerini hep rahatsız etti. Yani sanki onların emrindeki bir askermiş gibi, sen sus, hop, dur filan gibi tavırlarıyla yaptığı bir konuşmanın ardından CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel kürsüye çıktı ve Hulusi Akar'a önce seçilmiş değil, atanmış bir bürokrat olduğunu hatırlattı. Sonrasında da Genelkurmay Başkanlığı dönemini hatırlatmıştı. İşte o hiç unutulmayan Hulusi Akar, Özgür Özel kapışması. Bir, karşınızda yıllarca yukarıdan aşağı doğru azarlayacağınız insanlar olabilir. Bir, atanmış olarak artık seçilmişleri azarlama hakkınız yok, hakkınızı bilin. İki, her şeye bir mazeretiniz var. Şunu söyleyemiyorsun: ben bu kadını ziyaret ettiğimden pişmanım demiyorsun. Bu kadını ziyaret ettiğimden pişmanım, özür diliyorum demiyorsun. Dur. Bekle. Lütfen sayın milletvekilleri. Benim atamamın yapıldığı yaşın 9'da 8 amirali, 15'te 9 generali, FETÖ'cü çıktı demiyorsun. Çıkmadı demiyorsun. Sen balyoz Ergenekon mıntıka temizliği yaptı. Ben otobandan ilerledim. Onu söylemiyorsun. Diyorsun ki senin gibi bir grup başkan vekili olmasaydı. Şimdi son sözüm şu. Sayın Hulusi Akar, benim partime bak. Onların içinde bir tane bile keşke Özgür Özel gibi grup başkan vekili olmasaydı diyen yok. Ama senin silah arkadaşların sana hakkını helal etmeyerek öldüler. Hakkını helal etmeyerek öldüler. Sen silah arkadaşlarının bedduasını alın. Evet, unutulmaz anlardan biriydi. Dolayısıyla yeni dönemde de CHP Genel Başkanı olarak pek çok polemiğin içinde yer alacak Özgür Özel'in geçmişteki bir polemiğini hatırlatmış olduk.